İlerlemiş yaşıma rağmen ümit ediyorum ki halkımın özgürlüğe ve kurtuluşa ulaştığını görecek kadar yaşayacağım. 70 yaşındayım ve önümüzde daha uzunca bir yol var. Kişiler ölür, halklar yaşar. Mücadelemiz bana bağlı değildir. Önemli olan da bu. Sancağı binlerce insan taşıyor. Ovo je prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. Ja poručujem gospodinu Karadžiću. Bu görüntüleri kim unutabilir? Ve diğerleri. Onlar ümidi silahların gölgesinden ağır bedeller ödeyerek kurtardılar. Soğuk namludan çıkan kurşunların cehenneme attığı günlerden kalan hatıraların eşliğinde yeni bir hayat kurmak için mücadele veriyorlar. Ekibimiz bu hafta Boşnakların ülkesi Bosna Hersek'te. Şadırvan önünde güvercinlerin kanat çırptığı baş çarşıya, Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ın vurulduğu Latin Köprüsü'ne, Ferhadiye Caddesi'nde ekmek kuyruğundaki insanların üzerine ve pazar yerine Travnik'e, Gorajde'ye, Mostar'a. Bundan yaklaşık 20 yıl önce bombaların yağdığına inanmak ne kadar zor. Doğanın cömert yüzünü, çağlayan derelerinde, şehirlerin ortasından geçen ırmaklarında ve yeşil tarlalarında gösterdiği Bosna Hersek toprakları, Avrupa'nın en büyük sivil katliamlarından birine tanık oldu. Savaşın ardından Bosna Hersek'e Hırvatların, Sırpların ve Boşnakların bir arada yaşadığı, dünyada belki de eşine az rastlanacak bir yönetim biçimi uygun görülmüş. 1992-1995 yılları arasındaki kanlı savaşı sona erdiren Dayton Anlaşması'yla hukuku belirlenmiş bir sistem bu. Buna göre Bosna Hersek, Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olmak üzere iki idari bölgeye bölünmüş. 4,5 milyonluk toplam nüfusun %35'ini oluşturan Sırplar, anlaşma uyarınca toprakların %49'unu kullanıyorlar. Boşnaklarsa kalan %51'lik dilimi Hırvatlarla paylaşıyorlar. İçinden başka sınırlar geçen bir ülke olan Bosna Hersek'i oluşturan iki özerk federasyon, bir anlamda iki ayrı küçük devletçik gibi tasarlanmış. Her bölgenin kendine ait hükümeti, parlamentosu, farklı çalışan polis sistemi, yasaları ve eğitim politikaları var. Dayton'ın dayattığı adaletsiz paylaşım, boşnakların sorunlarını çözümsüzlükler yumağı halinde ortada bırakıyor.
Bu sistemin kuşatmasında Boşnak halkı Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de Balkanlarda huzur ve barışın hakim olmasının yolunun Türkiye ile işbirliğinden geçtiğini düşünüyor. Savaşın izlerini silmeye ve yaşanan acıların getirdiği travmayı atlatmaya çalışan Boşnaklar, sosyal ve ekonomik sorunlarla baş etmek için arkalarında bir destek görme ihtiyacı içindeler. Öncelikli olarak biz burada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tikanı muhatabı Bosna Hersek Devleti. Devlet düzeyinde bütün entitelere ve bütün etnik gruplara yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat halk nazarında böyle bir algılama var. Hırvat nüfusun arkasında işte Hırvatistan, Sırp nüfusun arkasında Sırbistan var ama biz Boşnaklar yıldır destekleyecek ancak Türkiye var tarzında bir algılama var ve evet hakikaten de bu böyle. Gerçekte TİKA 1995 Kasım ayından itibaren yani Dayton Barış Anlaşması henüz imzalanmadan önce devlet inşa sürecine destek vermek amacıyla Bosna'da konumlanmıştı. Sivil ve resmi kurumların desteklenmesinden eğitim ve sağlık alanında yapılacak projelere, altyapının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda Türkiye'nin Bosna'daki eli olmuştu. TİKA'nın Saraybosna ofisi 1992'de savaşın fitilini ateşleyecek olayın yaşandığı köprünün tam karşısında yer alıyor. 5 Nisan 1992 tarihinde ülkeyi böldürmek istemeyenlerin Hırvat'ı Boşnağı'yla binlerce kişinin toplandığı eski adıyla Vrbanja Köprüsü burası. 34 yaşında iki çocuk annesi Hırvat Olga Suciç'le 24 yaşındaki tıp öğrencisi Boşnak Suada Dilberoviç'in kurşunlara hedef olduğu, altından akan güzelim ırmağın kana bulandığı yer. Köprüye o gün ölen iki genç kadının adı verilmiş. Tıpkı kurşun deliklerini şehirlere dekor eylemiş binalar, ölen insanlar anısına kırmızıya boyanan kaldırımlar ve toplu mezarlar gibi bu köprüde savaşın hafızalardan silinmeyen simgelerinden biri. "93'ü unutma. Mostar Köprüsü üzerinde bir taşa böyle kazınmış. Biz de yakın geçmişin izlerini sürmeye Mostar Köprüsü ile devam ediyoruz. Mostar, Bosna Hersek'te Hırvat bölgesinin en büyük şehri. Neretva Nehri'nin iki yakasında yer alan, batısında Hırvatların, doğusundaysa Müslümanların yaşadığı 100 bin nüfuslu bu şehir, iç savaşta en çok zarar gören yerlerden biri. Özellikle de Mostar Köprüsü. 1992'de Sırp, 1993'te Hırvat saldırılarının yıktığı Mostar Köprüsü, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 456 kalıp taş kullanılarak inşa edilmiş. Köprünün eski haline uygun şekilde yeniden yapılmasındaysa TİKA, UNESCO, Dünya Bankası ve bir Türk şirketi olan Erbun'un katkıları büyük. 2004'te açılışı gerçekleştirilen köprü, 2005 yılında Dünya Mirası listesine şehirle birlikte eklenmiş. Mostar Köprüsü, açıldığı günden bu yana turistlerin akınına uğruyor. Köprünün çevresinde yer alan dükkanlar, Mostar'dan bir hatıra götürmek isteyenler için çok uygun. Mağazalardan birinde bakır bileklikler yapan usta hemen dikkat çekiyor.
Neretva Nehri üzerinde kurulmuş bir diğer köprü ise Konyiç Köprüsü. Muhteşem nehrin ikiye ayırdığı Konyiç şehrini bu 300 yıllık Osmanlı eseri köprü birleştiriyor. 1682 yılında Sultan 4. Mehmet zamanında inşa edilmiş olan köprü, yine Erbu şirketi ve TİKA'nın destekleriyle eski görkemli haline kavuşturulmuş. Köprünün hikayesi 1682 yılına kadar uzanmaktadır. O dönem Osmanlı Devleti'nin en görkemli dönemlerinden biriydi. O zamanlarda Neretva Nehri'nin kıyısında küçük bir kent vardı, Konyiç kenti. İşte o yıllarda bu şehirde yaşayanlar için büyük öneme sahip olan Konyiç Köprüsü'nün inşasına başlanmıştı. Bu köprü o zamandan beri Bosna ve Hersek'i bağlıyor. Köprünün coğrafi konumu çok önemlidir. Çünkü Bosna ve Hersek sancağının sınırında inşa edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan köprünün sadece ayakları sağlam kalmış. 1955'te Tito döneminde bu sağlam kalan ayaklar üzerine beton dökülerek köprü araç trafiğine açılmış. Altı gözlü ve 82 metre uzunluğundaki Konyiç Köprüsü 2007 yılına kadar bu şekilde kullanılmış. Köprünün eski halini fotoğraflardan bilen Afan Hayduk, çocukken bu duruma çok üzüldüklerini söylüyor. Köprünün eski haline kavuşturulmamasını ise siyasi nedenlere bağlıyor. Yugoslavya dönemindeki Bosna Hersek'te Osmanlı kültür mirasının yıkılarak yok edilmeye çalışıldığını söyleyen Hayduk, köprünün restore edilmesi için şehir halkının gösterdiği çabayı şöyle anlatıyor. Köprünün restore edilmesi için ilk resmi girişimlerimizi Almanya Büyükelçiliğine yapmıştık. Onlar yıktığı için belki de yeniden inşa etmek isterler diye düşünüyorduk. Fakat onlar bunu reddedince Türkiye Büyükelçiliği ile irtibata geçtik. 2006 yılında resmi olarak restorasyon çalışmalarına başlandı. 4 senelik çalışmadan sonra 2009 yılında resmi bir törenle köprünün açılışı yapıldı. Köprü şimdi kendi hayatını yaşıyor ve etrafında yeni binalar inşa ediliyor. Stok'tan başlayarak Poçitel, Lagay, Mostar, Konyiç, Saraybosna ve Travniye'ye kadar uzanan coğrafyada Osmanlı dönemine ait kültürel ve tarihi miras günümüze kadar dayanmıştır. Bir dönemin sembolü olarak bu miras Bosna'nın gururudur. Afan Hayduk'un da dediği gibi Osmanlı mirası Bosna Hersek'in gururu. Bu gururun simgelerinden biri de Mostar'da 1618 yılında Osmanlı'nın ünlü sadrazamı Sokullu'nun ruznamecisi Koski Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Koski Mehmet Paşa Camii. Nazlı nazlı süzülen Neretva Nehri ile Mostar Köprüsü'nün güzelliğini tamamlayan cami, Bosna Savaşı'nda Hırvatların bombalaması sonucu büyük hasar görmüş ve minaresi yıkılmış. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tokyo Camii Vakfı işbirliğiyle eski görünümüne kavuşturulan Koski Mehmet Paşa Camii, 31 Ağustos 2001'de yeniden ibadete açılmış. Eski ibadethanelerin tadilatının yanı sıra boşnaklar için yeni camilerin açılması da son derece önemli. Bosna'da yeni bir cami inşası için ilk adımı Gorazde ile kardeş şehir olan Kayseri atmış. Kayseri'de 2 yıl boyunca camilerde toplanan 950 bin euro ve İzmir Gazi Emir Belediyesi halkının katkılarıyla Gorazde'de 1000 kişilik bir cami yaptırılmış. İnşaatı 7 yıl süren ve 19 Temmuz 2009'da Miraç Kandili'nde ibadete açılan Kayseri Camii, Bosna Hersek'in içinden nehir geçen şehirleri gibi Gorazde'de Dirina Nehri'nin yanı başında. Kap.
Gorejde halkı Türk halkını her zaman kardeş olarak gördü. Özellikle son 10 sene içinde bu kardeşlik bağları daha da güçlendi. Gorejde Belediyesi birkaç Türk belediyesiyle kardeş belediye protokollerini imzaladı. Örneğin İzmir Gaziemir Belediyesi, Kayseri Güngören, Ankara Keçiören Belediyesiyle protokoller imzalandı. Kayseri halkının girişimiyle Kayseri Camii inşa edildi. Aslında bu proje 12-13 sene önce başlamıştı. Fakat mali kaynak yetersizliği yüzünden caminin inşaatı aksamıştı. Gaziemir Belediyesi halkının da desteğiyle nihayet güzel bir cami inşa edildi. Buna Irmağı'nın çıktığı Pınar'da, kocaman bir kayanın dibinde, eşsiz güzellikteki doğa manzarasına sırtını dayamış Blagay Tekkesi'ndeyiz şimdi de. Tekke, kuş uçmaz, kervan geçmez bu kuytulukta gizlenmiş gibi sanki. Bugünlerde bir Türk firması tarafından restore edilen Blagay Tekkesi, Anadolu ve Balkanlarda adına çok sayıda türbe bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin müritlerinden, Sarı Saltuk'un tekkelerinden biri. Asıl mezarının Romanya'nın Dobruca bölgesinde olduğu sanılan Sarı Saltuk'la müritlerinin münzevi bir hayat sürdükleri diğer tekkeler gibi Blagay Tekkesi de sessizliğin kol gezdiği bir yer. Tekke tadilatı tamamlandıktan sonra şimdi artık kapılarını dünyaya açmaya hazırlanıyor. Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumlarından biri olan Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Koşevo ve Konyiç Hastaneleri gibi sağlık kurumları da TİKA tarafından desteklenmiş. Bunlardan Koşevo Hastanesi savaş esnasında Sırpların 298 top ateşiyle yerle bir olmuş ve ortopedi servisinde 54 sağlık çalışanı görev başında hayatını kaybetmiş. Hastane için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 900 bin euro hibe destek sağlamış. Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Doktor Zehra Muidović Kadın Doğum Kliniği de 1992'de Sırp topçu ateşi sonucu yıkılmış. 18 yıldır kullanılamayan klinik, Türkiye'nin 4,5 milyon dolarlık yardımı sayesinde son teknolojiyle hizmet verir hale getirilmiş. ...1992-1995 yılları arasında yine bombalamalar sırasında personelini kaybeden Konyiç Hastanesi de Türkiye'nin katkıları sonucu yeniden hizmete açılmış. Hastanenin savaş döneminden kalan fotoğrafları, yaşanan tahribatı gözler önüne seriyor. Genel cerrahi bölümü başkanıyım. 4 yıldır burada görev yapıyorum. Bölümümüzün hasta kapasitesi 30. Şu an yarısı dolu. 2010 Mart ayında hizmete açıldı. TİKA'nın yaptığı tadilattan sonra şimdi eskisinden daha iyi durumda. Sıvası, iç ve dış tasarımı, elektrik ve su tesisatı yapıldı. Şimdi yatakların ve dolapların yenilenmesi lazım. Medikal araç gereç lazım ve personelimizin Türkiye'de eğitim almasını istiyoruz. ...20 hastanın tedavi gördüğü diyaliz bölümünün başkanı Operatör Doktor Amira Alaybegoviç, TİKA'ya teşekkür ederek mikrofonlarımız aracılığıyla bir diyaliz makinesine ihtiyaçları olduğunu dile getiriyor. Türkiye'nin savaş mağduru bu genç devletin en rahat kapısını çaldığı ve kardeş muamelesi yaptığı ülke olarak görülmesi bizleri duygulandırıyor.
Bosna Hersek'te ekonomik kalkınma programları çerçevesindeki faaliyetler, Türkiye'nin titizlikle üzerinde durduğu bir diğer konu. Şehirler arası yollardaki nehir kıyılarında kurulu balık çiftlikleri bu girişimlerden biri. Bu sayede akarsu bakımından zengin bu ülkede balık üretim çiftlikleri kurulması ve kırsal kesimde yaşayan aileler için iş imkanı sağlanması hedeflenmiş. TİKA, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı işbirliği ile Balıkçılığın Geliştirilmesi ve Balıkçılık Araştırma Enstitüsü'nün kurulması projesini uygulamaya koymuş. Boşnak halkın geçiminin temini ve daha iyi şartlara kavuşması için düşünülmüş bir diğer çalışma da Pracalı köyünde karşımıza çıkıyor. Srebrenica, Bujim, Prozor, Glamaç, Tuzla ve Novi Travnik gibi şehirlerden sonra burada da bu kez büyükbaş hayvanlar üzerine kurulu hayvancılığın geliştirilmesi projesi devreye sokulmuş. Projenin temel amacı, Bosna Savaşı sonrasında evlerine dönen ailelere katkıda bulunmak. Bunun için pek çok köyde 120 aileye 140 adet gebe süt ineği törenlerle dağıtılmış. Aynı zamanda küçük çapta seracılık da yapan Spahiç ailesi sade hayatlarına geri dönerken, biz aynı köyde başka bir ailenin kapısını çalıyoruz. Yanımızda Pracalı Belediye Başkan Yardımcısı Yasmin Ferhatoviç de var. Şimdi de Spreço ailesinin evindeyiz. Biz bu topraklardan kovulduk ve geri döndüğümüzde hiçbir şey bulamadık. İşsizlik büyük sorun olduğu için bir ineğin bile önemi büyük. Evimde okula giden iki çocuk var. İnek olmasaydı süt satın almamız gerekirdi. O da daha fazla harcama demek. İnek bizim için bir imkan. Çünkü ineklere bakmak için uygun şartlarımız var. Ben Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum ve bu yardımların devamını diliyorum. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Boşnak köylerinden Pracalı köyü ile ilgili son söz Yasmin Ferhatoviç'te. Pale Praça Belediyesi, Bosna Savaşı'nın başından beri sırtların kontrolündeydi. Belediyenin Bosna Hersek Federasyonu'na bağlanmasının ardındansa Bosnalı Sırplar 19 Mart 1996'da belediyedeki her şeyi yakıp adeta buralarda hiçbir şey bırakmadılar. 1996'dan sonra bölgenin yerlileri yavaş yavaş savaş öncesi evlerine ve topraklarına dönmeye başladılar. Evler yapıldı, ahırlar inşa edildi. 20 adet ineğin sakinlerimizin sosyal durumunu iyileştirdiği bir gerçektir. Bu ineklerden 80 aile geçimini sağlıyor. Çünkü burada yaşayanların çoğu işsiz. Ayrıca belediyemizin ekonomisi %100 tahrip edilmiş durumdadır. Bosna Hersek'te son uğrak yerimiz Novi Travnik. Gerek Travnik, gerekse Novi Travnik'te içimizi ürperten bir hava karşılıyor bizleri. Kimsesizliğe gömülmüş sokaklarda selam verebileceğimiz bir insan arıyoruz. Endişe ve üzüntü bu iki şehre daha çok sinmiş sanki. Bizleri bu duygudan kurtaransa, pırıl pırıl bir anaokulu ve çocukların sıcak, temiz, gülen yüzleri oluyor. Novi Travnik Sultan Fatih Anaokulu burası.
Boşnak çocukların Türkçe öğrenebildikleri, şarkılar söyledikleri, kendilerini güvende hissettikleri bir yuva. Ve mikrofon okul müdürü Hülya Rüzviç'ten önce miniklerdi. Sultan Fatih Anaokulu 13 Eylül 2010 yılında 3 ve 4 yaş olmak üzere iki gruptan oluşan 27 öğrenciyle eğitime başlamış. Şu anda okulda 3 grup öğrenci bulunuyor ve günde 1 saat Türkçe dersi alıyorlar. Hülya Rüzviç'e göre Novi Travnik, Mostar gibi Bosna Hersek'in kritik şehirlerinden biri. Çünkü şehir Hırvatlar ve Boşnaklar olarak ikiye bölünmüş. Şehrimizde iki tane anaokulu vardı. Bunların her ikisi de Hırvatça konuşulan, Hırvat kültürünün yaygın olduğu anaokullarıydı. Tika'nın yaptırdığı bu anaokul sayesinde büyük bir boşluğu doldurmuş oldu, büyük bir ihtiyacı karşılamış oldu. Bu da buradaki Boşnak Müslüman halk kendi ana dillerinin konuşulduğu bir anaokula sahip olmuş oldular. Sultan Fatih Anaokulu'nun yanı sıra 1950 yılından beri eğitim veren 24 sınıfı 630 öğrencisi bulunan ve TİKA'nın 2010 yılında tadilatını gerçekleştirdiği Novi Travnik Meslek Lisesi ile Saraybosna'da 13 Ekim 2009'da ilk şubesini açan Yunus Emre Kültür Merkezi, Türkçe eğitimin yaygınlaşması ve Türkiye'nin Bosna Hersek'teki faaliyetleri denilince sizlere örnek olarak göstereceğimiz yerlerden bazıları. Kim ısmarlıyor? Şu anda 178 öğrencimiz var. Öğrenci portföyümüz 15 ila 65 yaş arasında. Türkçe'ye ilgi çok büyük. Şu anda sürekli söylenen ve gündemde olan Türk dizileri var. Herkes buna bağlıyor. Ancak biz ilk açıldığımızda burada Türk dizileri henüz oynatılmıyordu. Fakat buna rağmen ciddi bir teveccüh vardı Türkçe'ye karşı. Samo nije